arkadaşlar, şimdi Fen Lisesi müfredatı için hazırlanmış dönel permütasyon kısmı var arkadaşlar. Burada dönel permütasyonda, yani dairesel permütasyondaki sıkıntı şudur. Normalde başlangıçtan itibaren şurası başlangıç, burası son olsun. 4 kişi yan yana sıralandığında bunlar 4 faktöriyel farklı şekilde yer değiştiriyordu. Atıyorum n tanesi yan yana sıralandığında bunlar n faktöriyel farklı şekilde yer değişiyordu. Ama dönel, yani dairesel permütasyondaki sıkıntı şurada. Bunun başlangıç ya da sonu belli olmadığı için, atıyorum şöyle bir dairesel bir masa var. 1, 2, 3, 4, 5 kişi. Bunlar kaç farklı şekilde yer değiştir dediği an bunlardan bir tanesini sabit tutuyorsunuz. Başlangıç ya da sonu belli olsun diye. Artık bunun yerini değiştirmiyorsunuz. Diğer kalanların yerine değiştiriyorsunuz. 5 kişi varsa 4 faktöriyel. N kişi varsa n eksi 1 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirebiliyorlar. Evet, ilk sorumuza bakarsak bize diyor ki 6 kişi yuvarlak bir masa etrafında kaç farklı şekilde oturabilir? Bunlar 6 kişi arkadaşlar. Yuvarlak bir masa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Başlangıç noktasını belirlemek için birini sabit tuttuk. Geriye kalan 5 kişi kendi arasında 5 faktöriyel, yani 120 farklı şekilde yer değiştirebiliyor. 3 kız 5 erkekten oluşan bir halay ekibi daire şeklinde dizilecektir. Kaç farklı dizilim gerçekleşir diye soruyor. Bakın herhangi bir şartımız yok. 3 kız 5 erkek, toplamda 8 kişi var. Bu 8 kişi dairesel olduğu için başlangıç noktası belli değil. Birini sabit tuttuk. Geriye kalan 7 kişiyi 7 faktöriyel farklı şekilde sıraladık. Kızların tümü yan yana olmak üzere. Bakın dikkat, kızların tümü yan yana olacak. O zaman şöyle diyoruz. Kızlar 1, 2, 3, 4, daha doğrusu 3 tane kız var. Bunları yan yana dizdik. Kızlar burada. Erkekler 1, 2, 3, 4, 5. Bunlardan bir tanesini sabit tuttuk. Bakın birini sabit tuttuk. Şu an kaç kişi var? 1, 2, 3, 4. Kızlar da bir arada olduğu için bunlarda bir kişi kabul edersek 5 kişi. 1, 2, 3, 4, 5 kişi, 5 faktöriyel. Kızlar da kendi arasında yer değiştirir, 3 faktöriyel. Yani bu kadar farklı şekilde dizilebilirler. Üçüncü sorumuza devam edelim arkadaşlar. Anne, baba ve bir çocuktan oluşan 3'er kişilik 4 aile yuvarlak bir masa etrafında, çocuklar anne ve babaların hemen arasında olacak şekilde kaç farklı şekilde oturabilirler diye soruyor. Yani şöyle bir yuvarlak masa çizdik arkadaşlar. Burada önemli olan şu. Anne, baba ve çocuk. Bunlar ayrılmayacak arkadaşlar. Anne olacak, baba olacak, çocuk arasında olacak. Bunlar bir kişiymiş gibi düşüneceğiz. Çünkü bunları ayırmak istemiyoruz. Diğerinde de anne, baba, çocuk bir kişi. İşte anne, baba, çocuk bir kişi. Anne, baba, çocuk. Yine bunlar da bir kişi diyoruz. Bakın 4 aile var. Yuvarlak masa etrafında, bunları birer kişiymiş gibi düşünün. Şimdi yuvarlak masa olduğu zaman ne yapıyorduk? Bir kişiyi sabit tutuyorduk. Şuradaki aileyi sabit tuttuk. Geriye kalanlar kendi arasında 3 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirebiliyor. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Bir de ne var? Anne ile baba yer değiştirebilir. Çocuk ortada kalacak ama anne sağda, baba solda ya da baba sağda, anne solda olabilir. Mesela burası için bunları sabit tuttuk ama anne ile baba kendi arasında yer değiştirebilir. Burada anne ile baba kendi arasında yer değiştirebilir. Burada da aynı şekilde, burada da aynı şekilde ikişer durum gelecektir. 3 faktöriyel 6, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 16 çarptığımızda 96 farklı şekilde oturabiliyorlar. Bir diğer sorumuz. 5 öğrenci ve 3 öğretmen yuvarlak bir masa etrafında, herhangi 2 öğretmen yan yana gelmemek üzere. Bakın herhangi 2 öğretmen yan yana gelmeyecek. O zaman öğrencileri yerleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane öğrenci. Bu öğrencilerden bir tanesini sabit tuttum. Geriye kalanları ne yapabilir arkadaşlar? 4 faktöriyel farklı şekilde oturabilir. 3 öğretmen var. Öğretmenler için oturabilecekleri kaç yeri var? 1, 2, 3, 4, 5. Oturabilecekleri 5 yer var. Bunlar 3 kişi. O zaman 5'in üçlü permütasyonu diyebilirim. Ya da şunu yaparım arkadaşlar. 4 faktöriyel çarpı. Birinci öğretmenin oturabileceği 5 yer var.
Birine oturdu. İkinci öğretmenin oturabileceği 4 yer var. Birine oturdu. Son öğretmenin de oturabileceği 3 yer var diyebilirim. E buranın çarpımı 5 faktöriyel çarpı 4 çarpı 3'ten 12. Hatta şöyle de düzenleyebiliriz. 5 faktöriyel çarpı 6 çarpı 2. Burası 6 faktöriyel çarpı 2 şeklinde de düzenleyebiliriz. 3 matematik, 2 fizik ve 2 kimya öğretmeni ile bir müdür yuvarlak bir masa etrafında toplantı yapacaktır. Bu masada müdür beyin oturacağı yer belli olup aynı branştan olan öğretmene yan yana oturacağına göre masaya kaç farklı şekilde yerleşebilirler diye soruyor. Bakın müdürün yeri belli. O zaman müdür burada dursun, müdür sabit. Burada artık birini sabitlememize gerek yok çünkü müdürün yeri sabit. 3 tane matematik. 1, 2, 3. Bunlar bir arada. 2 tane fizik. Bunlar bir arada. 2 tane kimya. Bunlar bir arada. Müdürün yeri sabit olduğu için, diğerleri de bir arada olacağı için birer kişi gibi düşünüyoruz. 1, 2, 3 kişi var. 3 faktöriyel. Matematikler kendi arasında yer değiştirir. 3 faktöriyel. Fizikler kendi arasında yer değiştirir. 2 faktöriyel. Kimyalar kendi arasında yer değiştirir. 2 faktöriyel. Burası 6, burası 6. 2 çarpı 2, 4. 36 çarpı 4'ten 144 farklı şekilde yerleşebilirler. 6. sorumuza devam ediyoruz. Sayıları kağıda çizilmiş bir çember üzerine yerleştirmek isteniyor. Buna göre herhangi iki tek ve herhangi iki çift sayı yan yana gelmeyecek şekilde kaç farklı dizilim yapılabilir diye soruyor. Bakın dikkat. Bu sefer hem tekler hem de çiftler yan yana gelmeyecek. O zaman şunu diyoruz. Tekleri ya da çiftleri önce yerleştirelim. 1, 2, 3, 4 tane tek, 4 tane çift var. Tek sayıları yerleştirdim. Çift sayılar da kalan boşluklara gelmek zorundadır. Çiftler de buraya gelmek zorunda arkadaşlar. Herhangi birini sabit tuttum. Şurası sabit olsun. Artık tek sayılar kendi arasında 3 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirir. Çiftler de bu aralara geleceği için bunlar da kendi arasında 4 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirebilirler. 7. sorumuza devam edelim. 2 erkek ve 5 kız oynayacakları bir oyun için aşağıdaki gibi bir şekil çizmişlerdir. Bu oyunda ebe olacak kişi ortadaki daireye geçtikten sonra diğer 6 kişi etraftaki dairelerin içine yerleşecektir. Erkeklerden biri ebe olacağına göre bu dizilim kaç farklı biçimde yapılabilir diye soruyor. Bakın, 2 erkek var. O zaman burası için 2 seçeneğim var. Dikkat! 2 erkekten biri buraya geldi. Geriye kalan 6 kişi 1, 2, 3, 4, 5, 6 buranın etrafına dizilecekler. Yalnız başlangıç noktası belli olmadığı için birini sabit bırakıyorum. Kalan 5 tanesi 5 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirir. Bu da 2 çarpı 120'den 240 farklı şekilde bir dizilim olur. Geldik bir orijinal bilgi notuna arkadaşlar. Bu ters sorularda eğer elimizde ters çevirip bakabileceğimiz dizilimlerde dizilim sayısı yarıya düşer. Çünkü yukarıda yuvarlak masada bu iki dizilim farklı oluyor. ABCD, ABCD şeklinde. Çünkü burada elimize alıp ters çeviremiyoruz. Farklı dizilim olur. Ancak elimize alacağımız bir çember üzerine yapılan dizilimde ters çevirip bakılabileceği için buradaki durumla aynı olduğu için bulduğumuz sonucu ikiye bölmemiz gerekiyor. Yani otomatikmen yarıya düşüyor. 5 farklı boncuk bir ipe dizilerek kaç farklı bileklik yapılabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bilekliği gözümüzde canlandırdığımızda yuvarlak bir ip etrafında dizilecek. Bu yuvarlak olduğu için ne yapmamız gerekiyor? Birini sabit tutmamız lazım. Atıyorum bir tanesini sabit tuttuk. Geriye kalanları kendi arasında sıraladık. 4 faktöriyel. Yalnız bilekliği elimize aldığımız için arkadaşlar hem önden hem arkadan bakabiliyoruz. Bu bileklik arkadaşlar hem önden hem arkadan da bakıldığı için aynı bileklik sonuçta. O zaman bulduğumuz sonucu ikiye bölmemiz lazım. Çünkü tersten baktığımız zaman farklı bir bileklik oluşmuyor. Bulduğumuz sonucu her zaman ikiye bölmemiz gerekiyor. Buradan da 24 bölü 2'den 12 farklı şekilde bileklik yapılabiliyormuş. 9. sorumuza devam ediyoruz. 4 farklı anahtar ve 2 farklı maskotu olan Elif bunları yuvarlak bir anahtarla kaç farklı şekilde takabilir?
Yine yuvarlak bir anahtarlık olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane farklı nesne var. Bunlardan birini sabitleriz, geriye kalan 5 tanesini sıralarız. 5 faktöriyel. Yalnız anahtarlığı elimize alıp hem tersten baktık hem de diğer taraftan baktığımızda aynı sonucu verdiği için bölü 2 faktöriyel yapıyoruz. 120 bölü 2'den 60 farklı durum var diyoruz. Maskotlar yan yana gelmemek şartıyla. O zaman tüm durumdan, yani yukarıda tüm durumu bulduk. Maskotluların yan yana geldiği durumu çıkaralım. Bunları birmiş gibi düşünürsek 1, 2, 3, 4, 5. Yuvarlak anahtarlık olduğu için bir tanesini sabit bıraktık. 4 tane kaldı. Bu 4'ünü sıraladık. Yine bunun da önden ve tersten aynı olduğu için bölü 2 diyoruz. Yalnız bunları 1 gibi düşündüğümüz için bunlar kendi arasında yer değiştirebilir. Çarpı 2 faktöriyel diyoruz. Bunlar gider 24 olur. Tüm durum 60'tı. İstenilmeyen durum 24. O zaman 36 saniyesinde maskotlular yan yana gel.